Merhaba. Konumuz FPS türü olduğunda bu türün babalarından birisi olan Wolfenstein serisini işin içine katmadan geçemeyiz. Alternatif bir evrende ana karakterimiz B.J. Blazkowicz ile birlikte Nazileri yok etmeye çalıştığımız Wolfenstein serisi ciddi manada köklü bir geçmişe sahip. Gelin hep birlikte Wolfenstein serisinin geçmişten günümüze yaptığı yolculuğa şöyle bir göz atalım. Bu arada düzenli olarak oyun haberlerini ve indirim gibi fırsatları paylaştığımız Discord kanalımıza açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Takvimler 1981 yılını gösterdiğinde belki de birçoğumuz henüz dünyada bile değilken Muse Software isimli firma tarafından piyasaya Castle Wolfenstein isimli bir oyun sürülmüştü. Oyun üstten görünümlü bir aksiyon macera oyunuydu. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nın kontrolündeki kalede tutsak olan ajanı kontrol ettiğimiz bir yapımdı. Castle Wolfenstein o dönemde Apple II bilgisayarlar için geliştirilmişti ve dönemin popüler oyunlarından birisi haline gelmeyi başarmıştı. Wolfenstein serisi FPS türünün babalarından biri olarak anılmasının yanı sıra ilginç bir şekilde bu oyunla birlikte video oyun tarihindeki aksiyon macera türünün gelişmesinde de büyük bir rol oynamıştı. 1984 yılına geldiğimizde ilk oyunun devamı olarak piyasaya Beyond Castle Wolfenstein isimli devam oyunu sürülmüştü. İlk oyunla hemen hemen aynı kamera açısı ve oynanışa sahipti. Ana karakterimiz yine bir kalede tutsaktı ancak bu sefer hedefi daha büyüktü. Hitler'in odasına girip onu ortadan kaldırmak. Bu oyunla birlikte bazı yeni mekanikler de seriye eklenmişti. Gardiyan kıyafetleri giyebilme, gizlilikle ilerleyebilme gibi özellikler o dönem için son derece devrimsel yeniliklerdi. Beyond Castle Wolfenstein, dönemin şartları gereği bazı teknik sınırlandırmalardan dolayı firmanın tam olarak düşüncelerini aktaramadığı bir yapım olmuştu. Bu sebeple ilk oyun kadar geniş kitlelere ulaşmayı başaramamıştı. Ancak yine de video oyun tarihinin gizlilik türündeki ilk örneklerinden birisi olmayı başarmıştı. İkinci oyunun üzerinden 8 yıl geçtikten sonra ID Software tarafından satın alınan serinin çehresi tamamen değiştirilmiş, gelişen teknolojik imkanlarla birlikte bildiğimiz Wolfenstein oyunlarına benzer ilk yapım piyasaya sürülmüştü. Wolfenstein 3D. Wolfenstein 3D ile birlikte ikonik karakter Blazkowicz ile ilk defa tanışmış, Nazi Almanyası'na karşı savaşmaya başlamıştık. Peki kimdi bu meşhur Blazkowicz derseniz? Kendisi Polonya asıllı bir Amerikan vatandaşıydı. İlk defa Wolfenstein 3D oyununda karşımıza çıkmış ve sonraki oyunlarda da bazı değişimler geçirerek seride yer almaya devam etmişti. Oyun içerisinde Nazi askerleri, gardiyanlar ve süper askerler gibi dönemine göre fazlaca düşman çeşidi barındırıyordu. Yapım, dönemin teknik sınırlarını aşarak 3 boyutlu görünümü ilk defa oyunculara sunması ve birinci kişi perspektifinden oynanabilmesiyle adeta sektörde bir devrim yaratmıştı. Hızlı ve tempolu oynanışıyla birlikte de oyuncuların ilgisini çekmeyi başarmış, diğer oyun firmaları için de ilham kaynağı olmuştu. Hatta ID Software geliştiricileri oyunun mekaniklerini baz alarak daha karanlık ve vahşi bir atmosferde geçen bir oyun yapmaya karar vermiş, karşımıza da bir diğer efsanevi seri Doom çıkmıştı. Kitleleri etkisi altına almayı başaran Wolfenstein 3D, yeni yeni oluşan oyun sektöründe ciddi bir devrim yaratmıştı. Ancak bu oyunun ardından seri bir süreliğine sessizliğe gömülmüştü. 2001 yılına geldiğimizde seri yaklaşık 9 yıllık sessizliğini bozarak Return to Castle Wolfenstein oyunuyla birlikte tekrar ortaya çıkmıştı. Bu oyunla birlikte grafikler iyice modernleşmiş, seri hikaye olarak da yeni bir yöne doğru ilerlemeye başlamıştı. Ana karakterimiz Blazkowicz ile birlikte Nazi sığınaklarından laboratuvarlara, şehir sokaklarından kale koridorlarına kadar farklı ortamlarda Nazileri ortadan kaldırmaya ve planlarını engellemeye devam ediyorduk. Bu oyunla birlikte seri yeni nesil oyunculara tanıtılmış, sonraki oyunlar için bir nevi hazırlık yapılmıştı. 2003 yılındaysa Return to Castle Wolfenstein için bir ek paket olarak planlanan, ancak daha sonra ayrı olarak ücretsiz bir şekilde oynanabilen online bir Wolfenstein oyunu piyasaya çıkmıştı. Bu oyun beklendiği ilgiyi pek fazla görememişti. 2008 yılındaysa Wolfenstein RPG isminde mobil platformlara özel bir oyun çıkmıştı. Ancak asıl beklenen oyun 2009 yılına geldiğimizde piyasaya sürülmüştü. Wolfenstein ismiyle birlikte serinin hikayesinin sıfırdan başladığı bir yapımdı bu. Ana karakterimiz Blazkowicz ile birlikte yine Nazi Almanyası'na karşı savaşımızı konu alıyordu. Ancak bu sefer alternatif bir tarih üzerine kuruluydu. Oyun boyunca gizemli güçlere sahip bir taşı bulmaya çalışıp Nazi işgali altındaki bir kasabayı keşfetmeye çalışıyorduk. Klasik FPS oynanışını koruyan, mekaniklerini geliştiren Wolfenstein ne yazık ki beklenen etkiyi yaratamamıştı. Çok sayıda olumsuz eleştiri alıp satış rakamlarında da bir türlü istediği sayılara ulaşamamıştı. Genel itibariyle önceki oyunlarına oranla daha düşük kalitede bir oyun olduğu kanısı hakimdi. İşte tam bu noktada serinin hakları Bethesda tarafından satın alınmış ve yeni bir oyun için çalışılmaya başlanmıştı. Wolfenstein serisi son derece köklü bir seriydi ve bu serinin günümüz standartlarında başarılı bir oyunu hala yoktu.
2014 yılına geldiğimizde Wolfenstein New Order ismiyle birlikte serinin yeni oyunu görücüye çıkmıştı. Bu oyunla birlikte geçmişteki oyunlarla olan tüm bağlarını koparmış, yepyeni ve sıfırdan bir hikayeye başlamıştı Wolfenstein. Oyun 2. Dünya Savaşı'nın Nazi Almanyası'nın zaferiyle sonuçlandığı alternatif bir tarihte geçiyordu. Blazkowicz'le birlikte Nazilerin gelişmiş teknolojilerine karşı direnmeye çalışan bir gruba katılıyor. Onlarla birlikte hem Nazilerle hem de onların son derece gelişmiş teknolojik yaratıklarıyla savaşıyorduk. Oyun hem geleneksel FPS mekaniklerine sahip aksiyon dolu sahneleri hem de karakter gelişimi ve hikaye anlatımına ağırlık veren unsurları içeriyordu. Oyun içi seçimlerle birlikte hikayenin gidişatını etkileyebiliyor, fantastik öğelerle birlikte de son derece farklı bir deneyim yaşayabiliyorduk. Wolfenstein The New Order eleştirmenlerden ve oyunculardan son derece olumlu yorumlar almıştı. Oyunun hikayesi, karakter gelişimi, atmosfer ve oynanabilirlik genellikle beğenilmişti. Ayrıca serinin köklerine saygı göstermesi ve modern oyun tasarımı ile birleştirmesi nedeniyle alkış toplamıştı. New Order, Wolfenstein serisine getirdiği modern yaklaşım ve hikaye ile birlikte seriyi adeta canlandırmayı başarmış ve daha geniş bir oyuncu kitlesine ulaşmasını sağlamıştı. Öyle ki bu başarı devam oyunlarının gelmesine de büyük bir katkı sağlamıştı. New Order'ın bu başarısının hemen bir yıl ardından 2015 yılında Wolfenstein Old Blood isminde yeni bir oyun piyasaya sürüldü. Wolfenstein Old Blood, New Order'daki olayların öncesini konu alan bir yapımdı. Bu oyunda Blazkowicz, Wolfenstein Kalesi'ne giderek bazı belgelere ulaşmaya çalışıyordu. New Order'la birlikte serinin hikayesinin sıfırlanmasının ardından Old Blood'la hikayedeki eksik parçaların tamamlanması amaçlanmıştı. Aslında bir DLC olarak planlanmış, daha sonra ana oyuna ihtiyaç duymayan bir genişleme paketi olarak yayınlanmasına karar verilmişti. Yani bu da demekti ki 5-6 saatlik oynanışa sahip kısa bir oyun olan Old Blood aslında New Order'ın bir ek paketiydi. Old Blood içerisinde önceki oyunlara bol bol göndermeler de barındırıyordu. Örneğin oyun içerisinde Wolfenstein 3D oyununu oynayabiliyordunuz. Üst üste 2 yıl boyunca çıkış yapan Wolfenstein oyunlarının ardından seri yeni oyunculara başarılı bir şekilde tanıtılmıştı. Bu köklü markanın yeni oyunu da oyuncular tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. 2017 yılında Wolfenstein 2 New Colossus ismiyle devam oyunu çıkış yaptı. Grafik olarak bir üst seviyeye geçmeyi başaran bu yapım, senaryosuyla da dikkat çekmeyi başarıyordu. Frau Engel gibi bir karakterin geri dönüşü, üzerine Adolf Hitler'in de oyunun içinde bulunması son derece etkileyiciydi. Ancak oyunun senaryosundaki bazı detaylar sanki bir Wolfenstein oyunundan ziyade süper kahraman oyunu oynuyormuş hissi de yaşatıyordu. Örneğin ana karakterimiz Blazkowicz'in kafasının kesilmesi ve başka bir bedene monte edilmesi gibi detaylar birazcık zorlama geliyordu. Wolfenstein evreni alternatif bir tarihte geçiyordu, evet. Absürtlükler her oyunda vardı. Ancak yine de oyuncular bu tip detayları pek beğenmemişti. Yine de bunlara rağmen oyunun kaliteli grafikleri ve oynanışı sürükleyici ara sahnelerle birleştiğinde son derece güzel bir yapım karşımızda duruyordu. Silah yükseltme seçenekleri, yeni silahlar, gizlilik seçenekleri gibi detaylar olumlu yönlerinden bazılarıydı. New Colossus'un içerisinde gerçekten geçmeyi istemeyeceğiniz kadar kaliteli ara sahneler mevcuttu. Oyun senaryo olarak New Order'ın devamı niteliğinde Nazi Almanyası'na karşı direnişin devamını konu alıyordu. Son derece zevkli savaş mekanikleriyle birlikte de doyurucu bir oynanış sunmayı başarıyordu. Wolfenstein New Colossus'un üzerinden 2 yıl geçtikten sonra Wolfenstein Youngblood isminde yeni bir oyun piyasaya çıktı. Wolfenstein serisi ilk defa arka arkaya bu kadar sık oyun çıkarıyordu. Bu oyunda ikonik karakter Blazkowicz yerine onun ikiz kızlarını kontrol ediyorduk. Co-op oynanış imkanı da sunan bu oyun, genel itibariyle Wolfenstein serisi içerisinde en az beğenilen oyunlardan birisi olmuştu. Bethesda daha sonra bu yapımın bir yan oyun olduğunu açıklamıştı. Yani yeni Wolfenstein serisinin 3. oyunu bu oyundan bağımsız olacak. Yine 2019 yılında Wolfenstein Cyberpilot adında bir VR oyun denemesi de olmuştu. Malum VR oyunları çok kişinin ilgisini çekmiyor. Aynı şekilde bu oyunda beklenildiği üzere pek fazla ilgi çekmedi. Günümüz itibariyle artık Wolfenstein serisinin 3. ana oyununu bekliyoruz. Yıllar içinde birçok kez değişim geçiren bu köklü seri, en sonunda yeni nesil oyunculara hitap etmeyi başaran, zevkli savaş mekaniklerine sahip bir oynanışa kavuşmuş durumda. Eğer seriye yeni girmeyi planlıyorsanız, 2014 yapımı olan New Order'la birlikte bu maceraya dahil olabilirsiniz. Wolfenstein serisi 1981 yılından günümüze kadar devam eden, nesiller boyunca bizlere Blazkowicz'in maceralarını aktaran bir seri oldu. Umarım serinin yeni oyunuyla birlikte biz oyun severleri tekrar mutlu etmeyi başarabilirler. Videomun sonuna geldik. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.